Üç kuruşluk dünya metaı için araştırmadık, çalışmadık, kapı bırakmayan, çalmadık kapı bırakmayan, bütün gayreti sarf eden insanların, hatta bir basit kaza, beğendiği bir kazak bulabilmek için 40 tane mağaza gezen, 5 kuruş aşağı ve daha iyisini alabilmek için bir kadın düşünün veya erkek düşünün. Bu kadar şeyler için bunca fedakarlığı yapan insanların, ölümsüz öbür dünya içinde, bu dünya içinde, ölümlü bu dünya içinde kendisine selamet verecek, sağlık verecek, sıhhat verecek, huzur verecek, istikrar verecek, itminan verecek bir yolu aramaması, o yolu bulmak için gayret sarf etmemesi kadar abes, bu kadar gülünç bir şey olabilir. Gerçekten yani bazen kimi aradığımız şeyleri bulmak için delik deşik etmediğimiz dükkan bırakmıyoruz. Gitmediğimiz yer bırakmıyoruz. Yahu şunu arayıp duruyorum, şurada bulamadım, burada bulamadım, millet rastlayan var mı hiç? Bilen gören oldu mu yani? Gidip de oradan alayım diyoruz. Nedir bunlar? Nihayet bu dünyada kullanacağımız ve işte 3 gün değilse 13 gün sonra eskiyecek, hevesimizin de geçeceği şeyler için bunca gayret sarf eden insan, kendisini ebediyen alakadar eden şeyler için bu gayretin yüzde birini bile sarf etmiyorsa, onda birini bile sarf etmiyorsa, herhalde hüsrana uğrayanlardan olur. Herhalde. Hiç şakası yok. İslam yüce değerlerden oluşuyor. Çünkü onu gönderen yüce, en yüce varlık Allah. Yüceden aşağılık iş sadır olmaz. Nasıl biz insanlar arasında bile işte o temiz insandır, terbiyeli insandır, o öyle şeyi yapmaz diyor. Hüsnü zanda bulunuyorsak, elbette ki insanlar hakkında böyle bulunuyorken, eksiksiz olan Allahu Teala hakkında da aynı hüsnü kanaat sahibi, iyi kanaat sahibi olmamıza engel hiçbir şeyin bulunmadığını açıkça söylememizde hiçbir mahsur yok. Bu itibarla her şeyi bilen, her var olan şeyi yoktan, üstelik de hiçbir gayret sarf etmeden, hiç yorulmadan, ol demekle olduracak kadar kudretli olan Allah'ın yarattığı aciz kullarına yol göstermesi, bu gösterdiği yolun onları için, onların lehine olması, onlara hayatı ve ahireti tatlı, huzurlu, aziz kılması için yeterlidir Allah'ın büyüklüğü. Gerçekten de İslam, insanlara nasıl inanmasını istiyorsa, insanlardan nelerden uzak durmasını ve neleri yapmasını istiyorsa, bunlara tek tek bakıldığında hiçbirinin insanın aleyhine, insanı zorlayan, insanı yokuşa süren şey olmadığını görmek, rahatlıkla görmek mümkün.